Samsun'un nabzı devam ediyor. Efendim Samsun'un nabzı 2. bölümüyle devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Hayat Tekin konuğumuz olacak. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi 15 Temmuz'daki bu cinnet halinde, bu kalkışmada Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte kol kola girerek önemli bir irade ortaya koydu. Bunları konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işi nasıl okuduğunu, bundan sonraki süreci nasıl değerlendirdiğini Hayat Tekin'den dinleyeceğiz. Hayat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için de özellikle teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Şimdi bildiğiniz gibi Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar yaşanmamış bir olayı deneyimlemek durumunda kaldık 15 Temmuz'da. Evet. Özellikle CIA ve ABD'nin desteğiyle 1970'lerden beri bu ülkenin kılcal damarlarında nüfus etmiş bir yapı. Bugün sizin de içinde olduğunuz meclisi bombalama noktasına taşıyarak bir cinnet halini ortaya koydu. Evet. Olağanüstü bir irade ortaya koymamış olsaydı şayet silahlı kuvvetlerin kendisi. Komuta kademesi. Komuta kademesi. Hı hı. Seçilmiş hükümet, ülkenin cumhurbaşkanı, muhalefet partileri ve en önemlisi de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışını benimsemiş toplum bu işe sahip çıkmamış olsaydı çok daha kötü sonuçları bugün yaşıyor olabilirdik. Evet. Şöyle başlayalım. Siz bu olaylar yaşanırken neredeydiniz? Öncelikle bize bundan biraz bahsedin. Hı hı. Ondan sonra da bu noktaya nasıl gelindi efendim? Bize bunu anlatın. Tabii şimdi herkese iyi akşamlar diliyorum. Allah inşallah bir daha böyle sıkıntıları yaşamayı nasip etmesin. Ama elbette ki bu noktalara gelirken bir günde gelinmiyor. Birçok hatalar üst üste birikmesi ve patlaması neticesinde geliyor. Bu da bir darbe değil, zaten bir grubun terör hareketidir. Şimdi ben neredeydim? Ben de herkes gibi bir hikayesi olan bir vatandaşım. Nihayetinde ben de Ankara'dan çıkmıştım, Samsun'a geliyordum ve Kırıkkale'yi geçmiştim. Yanımda bir arkadaşım da vardı. İşte orada başka dostlar geldi falan. Muhabbet falan derken telefonuma bir iki dost ısrarla peş peşe aramış. Akrabam bir tanesi, çocuklukta beraber büyüdüğümüz. Döndüm. Ya dedi, böyle böyle uçaklar dedi Ankara'nın üzerinden çok alçak uçuyor. Ses patlaması yapıyor dedi falan. Olabilir falan dedim. Ben ya seni de dinleteyim bak dedi. 20 dakikadır böyle dedi. Seni arıyorum sürekli dedi. Ya gördüm de dedim, dostlar vardı. Biraz sonra bakarım dedim vesaire. Biraz sonra televizyondan altyazıda diyor ki dedi, İstanbul'da tanklar Boğaz Köprüsü'nü kapattı diyor dedi. Yani şimdi açıkçası da ben Ankara'nın atmosferinden bir darbe olacağı kanaati bende uyanmamıştı. 12 Eylül'de de ben öğrenciydim, üniversite öğrencisiydim. Hiç unutmuyorum, çocukluktaki, ilkokuldaki hocama, hocam bütün örgütler şu anda şeye hazırlanıyor, darbeye hazırlanıyor, askeri rejim gelecek demiştim. 15 gün, bir ay kadar öncesi yani. Biliniyordu, bekleniyordu. Bunda da bilinip beklenen gruplar ve sorumlu kişiler varmış ama tarihi kestirememişler vesaire senaryolara göre veya hikayelere göre. Daha da önemlisi, dış basında işin bu noktaya taşınacağı ile ilgili birçok kalem, ismini şimdi vermeye gerek yok, bu işi işaret ederek yazdı. Zaten böyle olacak benim diye anlamadığım zulüm biri de şu. Türkiye'de olacak olan bir sürü olayı, bu darbeyi mesela ilginç, bak sizden duyuyorum ama daha önce olaylarda mesela Amerika bizi uyarıyor, diyor ki terör eylemi olacak, canlı bomba var içinizde. Fransa uyarıyor, Alman istihbaratı uyarıyor. Ya bir baktı, 3 gün sonra duyuluyor ki böyle böyle istihbarat edilmiş, bir gün öncesi bildirilmiş vesaire, çok ilginç şeyler. Ve o anda patlama oluyor. Bana daha ilginç gelen bir şeyi sizinle paylaşayım. Ya nerede oldu, nasıl oldu? İşte ne bileyim, bizim böyle Beyneminel diye adettiğimiz haber kanallarında bir altyazı geçerken onlar bile diyor ki Reuters'tan alınan bilgiye göre. Ya bu Türkiye'nin içinde Anadolu Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı, Cihan Haber Ajansı, bilmem ne haber ajansı yok mu ya? İHA'sı mihası. Reuters'tan alınan bilgi ve Reuters'in dediklerinde çoğu doğru çıkıyor. Ona da aklım almış değil. Yani maalesef bugüne nereden geldik dersen, elbette ki darbelerden, Sayın Kılıçdaroğlu da dediği gibi, Türkiye çok çekmiştir. Yani 60 darbesi,
aynı şekilde acılar bugüne geliyor. 80 darbesi aynı şekilde. Bu muhtıralarla beraber bu yapılmış olan harekette birbirinin aynısı. Kah 12 Mart, kah 28 Şubat, kah bugün yapılan hareketler tamamen ülkemize, ülkemizin itibarına ve insanlarımıza vermiş olduğu büyük sıkıntılar. Tabii ki burada çok bilinmezler ve çok paranoyalar oluşturmak mümkün. Sizin biraz önce bahsettiğinizde işte birçok dostum yolda ararken yok dedim ya böyle bir darbe olmaz, böyle bir şey olamaz. Şu nerede, bu nerede? Binali Yıldırım bir açıklama yapıyor şunu dediler. Biz artık bir elimiz telefonda, bir elimiz direksiyonda. Samsun'a doğru geliyoruz. Kırıkkale'den Samsun'a kadar yolda ne bir polis var, ne bir asker var. Darbe böyle olmaz. Peki Binali Bey diyor ki işte bunun bu içine bir kalkışmadır dedi, açıklama yaptı. Allah Allah. Binali Bey alınmamış. Bakanlar alınmamış. Muhalefet liderlerine bir şey yok. Özellikle Tayyip Bey tatilde. Bunu darbe yapacak insanlar bunları gayet detaylarıyla izleyip tespit etmesi lazım. Ve nihayetinde çok acemiliklerle dolu. Yalnız kan ve gözyaşının neticede oluştuğu çok çirkin bir olay ve demokrasinin beşiği olarak görülen meclise yapılan saldırı Türk halkında büyük bir infial oluşturdu doğal olarak. Meclis belki ana muhalefetiyle, yavru muhalefetiyle her parti yani dört parti olarak mecliste herkesin bir araya gelip imza attığı bir infial veya bir infial neticesinde bir deklarasyon oluştu. Böyle bir birlik beraberliğe doğru da meclisi itti. Çok uzun zamandan beri de ilk defa bu farklı siyasi iradeler yani bir araya gelip özlenen ortak tablo, bir özlenen ortak tablo bir ancak gerçekleşti. Doğru. Şimdi bu bir dediğimiz gibi bir cinnet haliydi, bir intihar girişimiydi evet. Aslında. Yani burada gibi darbe başka bir şeydir. Tabii. Askeri muhakkak. Silahlı kuvvetlerin içerisindeki junta evet. Değişikliğini yönetmeye çalışmak başka bir şeydir. Yoksa darbe yapmak istemiş olsaydı şayet öyle düşünüyorum silahlı kuvvetler. Yok öyle olsaydı ki zaten bir plan bir şey yapılmış. Gece saat 16 Ekim, 16 Temmuz gecesi saat 3'te bu bahsetmiş olduğumuz örgüt gece saat 3'te yapacağı bu eylemi sizin söylediğiniz gibi planlamış zaten. Fakat cuma günü öğleden sonra deşifre olunca alelacele saat 10'da düğmeye basmak durumunda kalmış. Şimdi bunun deşifre olmaması da mümkün değildi. Ben yani tabii olaylar zaman içinde netleşecek. Belki 2-3 ay sonra daha sarih, daha net, daha mantıklı olarak neticelere varacağız ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla ve alınan deklarasyonlara göre de böyle bir şey bekleniyormuş. Ve biraz da kuyruklarına basılmış. İzmir'de 10-12 kişinin alınması, efendime söyleyeyim el altından alınacak olan paralelci subaylar listesinin yayınlanması. Şura'da yakında gerçekleşecek olan şura'da 4000'e yakın. Mesela şimdi bunları benim kısmı tasfiye edileceği ile ilgili bilgilerin hepsi zaten ortalıkta bilgi olarak dolanıyormuş değil yani mi? Belki eğriydi, belki doğruydu. Belki dediğim gibi bunlar ifşaat edildi el altından. Doğru veya eğri bilgiler. Ama %90 cemaatçi diye anılan subayların isimleri vardı o listelerde. Onları biraz da tahmin ediyorum ki ortalığı boş bıraktılar komuta kademesi askeriyenin. Çünkü bunu askeriye temizlemek istiyordu içinden. Diyelim ki şurada burada aldığın adamı veriyorsun başka bir göreve. Örneğin Yargıtay Danıştay için hükümet açısından da bakarsan biz de 2-3 hafta önce Yargıtay ve Danıştay kanunu onayladık. Biz orada AKP'li milletvekili arkadaşlar diyordu ki ya kardeşim merak etmeyin bakın cemaatçi çok burada savcı hakim var. Biz bunları temizleyemiyoruz. Onun için 46'dan 12'ye bilmem neyi kaça düşüreceğiz. Düşüreceksin ne yapacaksın? Onlar hep birinci sınıf hakim. Bunları veremezsin ki Samsun'un çarşambasından şuraya buraya. Ve birinci sınıf hakim olduğu için vereceksin illere başsavcı falan. Veya büyük şehirlerde başsavcı vekili veya başhakim veya komisyon başkanı. Yine rütbeli ve birinci derecede sorumlu yerlere gelecek bunlar. Netice itibariyle bu bir temizlik olmuyordu. Ama bundan önce düşünün. Dendi ki bu bir terör örgütü. FETÖ terör örgütü, işte cemaat terör örgütü vesaire gibi adlarla bundan önce kırmızı bültenden aranan isimler. Ne bileyim işte terör örgütü olarak eklendi listelere vesaire. Kabul edildi. Ama evet ama o kabuller neticeyi getirmiyor. Niye getirmiyor? Çünkü terör diyorsun.
Bunu kendine de inandıramıyorsun, Türk halkına da inandıramıyorsun, dünyaya da inandıramıyorsun. Neticede diyor ki silah nerede? Yaralama nerede? Kan nerede? Revan nerede? Bir şey yok ki diyor. Kim diyor sana terör örgütü diyor. Şimdi o bir şey yapamadığın Yargıtay, Danıştay'da, askeriyede, ne bileyim işte milli eğitimde, üniversitelerde vesaire, yani cemaatin zaman içinde yapılanmış olduğu o kadrolara bu manada bir şey yapmak mümkün değil. Yaptığın çok çok o görevden alır, pasif göreve verirsin. Ama şimdi şartlar ve şekil değişti. O bugün artık bu meyanda halkın da desteği alınarak, kardeşim bunlar hakikaten canavarlaşmış bir hal almışlar. Ki ispat Türk askerinin zaten. Klasik yapısından çıkıp kendi halkına silah sıkan, sivile silah sıkan hal almışlar. Meclisi bombalayan. Meclisi bombalayan hal almışlar. Şimdi korkarım ki ben bu noktada bakıyorum şimdi listelere. 6.000 kişi, 16.000 kişi, 5.000 kişi, 100 kişi, 500 kişi, 50.000 kişiyi buldu şimdi. Alınıyor görevlerinden. Şimdi burada korkarım dediğim şu. Yani o kadar dikkatli olmak lazım ki. Yani bu bir kişi bile haksızlığa uğrasa benim vicdanımı sızlatır. Neticede kurun arasında yaş yanacağından korkar. Burada oynanan oyun şuymuş anladığım. Bunlara dur bakalım başarılı olursanız biz de size destek veririz falan demiş yetkililer. Komuta kademeleri. Bunları öne sürmüşler. Zaten deşifre olmamaları 3'te 5'te olduğunu anlaşılmaması mümkün değil. Çünkü komuta kademesi eline evrak geçen adamlar buna karşı. Karşı efendim? Olduğu için bunun ne zaman yok 20 Temmuz'daydı. Yok 6 gün geri çekildi. Yarısı gün 3'e alındı. Bunlar adım adım biliniyor zaten. Zaten netice itibariyle MİT. Birlikte hareket edilmiş. Evet. Ama birinde, biraz tuzak. Biraz da tuzak kurulduğunu. Evet, biraz da değil, kesin tuzak. Yani tuzak mahsus kurularak hareket ettiler. Bunlar tamamen ortaya çıksın. Bunlar öne çıktılar. Komuta kademesi kardeşim herkes katılmıyor. Biz ne yapalım deyip onları öne sürdüler. Yüz verdiler. Önlerini açtılar. Şak diye geri çekildiler. Onlar iot gibi ortada kaldı. Doğal olarak intihar şimdi, saldırısına. İntihar girmiş. Saldırısına girdiler. Evet, evet. Benim tahminim yani. Orada geri çekilseler olmuyor. İleri gitseler olmuyor. Halk sokakta. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı da komuta kademesinden olmadığını zaten biliyordu ve izliyordu. Onlar ortaya çıkıp iot gibi açıkta kaldıktan sonra halk sokağa döküldü. Yoksa takdirde zaten 12 Eylül darbesi gibi darbe olsaydı ne Cumhurbaşkanı, ne Başbakan, ne sorumlu biri hiç kimse halkı sokağa da davet edemezdi. Allah muhafaza sokağa davet edilirse hem darbe başarıya da ulaşırdı, aynı zamanda çok da zayiat verilirdi. Öyle bir fırsat da yaratılmazdı. Öyle bir fırsat da yaratılmazdı, doğru diyorsun. Öyle bir fırsat da yaratılmazdı ama doğru diyorsun. İşte silahlı kuvvetlerin o gerçek Atatürkçü subayları bu işi evet kesinlikle tabii ki Cumhurbaşkanı ile birlikte tabii tabii hükümetle beraber programlandı. O program darbecilerinki başarıya ulaşmadı. Komuta kademesininki başarıya ulaştı. Evet. O da askeriye de bundan memnun. Hükümet de memnun. Nasıl olsa hükümet bugün diyebiliyor ki rahatlıkla o bizim geçirmiş onaylamış olduğumuz kanuna da ihtiyacı kalmadı. Evet. Yargıtay'ın Danıştay'ın içindeki mensuplarını tespit ettiği mensuplara diyor ki siz hadi bakalım dışarı. Askeriye diyor ki şu dışarı. Polis diyor ki bu dışarı. Milli Eğitim diyor ki bu dışarı. Yalnız burada mesela belki sırası gelecek ama duyumlarıma göre %90 oranında cemaat mensubu diye bilinen deşifre olmuş isimler varken %10 belki de %5 oranında da istemedikleri, hesaplarına gelmeyen, güdemeyecekleri isimleri de bu arada bertaraf ettikleri duyumları geliyor. Bu büyük bir adaletsizlik. Bakın bu adaletsizliklerin neticesinde biz bugüne geldik de bu belayı bulduk. Şimdi bunlara tabii çok iyi bakmak gerekiyor ama orada da şöyle ince bir çizgi var anladığım kadarıyla. Cumhurbaşkanının yaveri olarak bile evet yanında yer alan bir kişinin kendini deşifre etmemiş olmasıyla ilgili bir tabloyla karşı karşıyayız. Orada yani biraz burada belki topyekün bir hareket yapılıyor şu anda. Açığa evet, almalar, tamam. Gözaltına almalar ama her ne olursa olsun çok kendi halkının üzerine tank süren, o bu işten haberi olmayan gencecik 20 yaşında çocukları insan öldürmeye yönlendiren, cinnet geçirmiş, intihar eden bir evet, o çocukların hiçbir günahı yok. Onlar verilen doğal emri yapmak zorunda. Bugün örneğin özür diliyorum hemen şimdi orada gördüğümüz manzaralarda 3-4 tane askeri sokaktaki sivil göstericiler
darp ederek öldürüyor. O darp eden, öldüren çocuklar da askerlik yaptılar. Onlara sormayı isterim bugün. Sana emir verilseydi çıkmayacak mıydın sokağa? Sen er olsaydın, o öldürdüğün erin yerinde sen olsaydın, sokakta verilen emri uygulayan gariban vatandaş, gariban asker sen olmayacak mısın diye sormak isterim. Onun için sağduyulu olmak lazım. Birliğe beraberliğe her zaman burada ihtiyaç var. Böyle infialle hareket edilerek canavar ruh yaratılamaz. Bu burada, yanlış şeyler. Burada bu konuyu birazdan daha da detaylı irdeleyeceğiz. Çünkü paramiliter güçler bu işin içerisine girdiler. Zaten senaryo bitmiş değil. Yani cemaatle ilgili tehdit ortadan kalkmış olsa bile yine Amerika'nın, CIA'nin başka planları bizi bekliyor zaten şu anda. Ama bu konuda refleksi çok hızlı aldılar gibi geliyor bana. Çünkü Başbakan bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini, silahlı kuvvetlerin bu işin neresinde olduğunu çok net tarifledi. Sokağa dökülen insanların da neye dikkat etmesi gerektiği konusunda sürekli çok isabetli uyarılarda bulunuyorlar. Bu peki saatte sonra bulunuyor. Bu saatten sonra bir şey olacağını zannetmiyorum da. Zaten ihtiyacımız olan şey bu değil. Yani evet, bizim ihtiyacımız olan şey de bu değil zaten. Bundan sonra önümüzü nasıl göreceğimizi de soracağım size ama. Şimdi bu olaylar olurken ABD'nin sessiz kalarak, tepki vermeden olayları gözlemliyor olmasını neye bağlıyorsunuz? Şimdi ülkemiz bizim gerçekten çok güzel bir konumda dünya coğrafyasına baktığımız zaman. Ama onu korumak, kollamak, onun stratejik önemini algılayıp jeopolitik konumundan başımıza gelecek olan belaları da iyi özümsememiz lazım Türk insanı olarak. Çünkü bizi bundan sonra da sizin de biraz önce vurguladığınız gibi rahat bırakmayacaklar. Örneğin ABD CIA dediniz, ABD CIA aynı şey. Örneğin İsrail, Büyük Kürdistan projesi, PKK'lılardan mağda Büyük Kürdistan'ı kurmak İsrail projesidir, BOP projesidir. Örneğin bugün IŞİD diyoruz. IŞİD'i yaratan en büyük güç Amerika'dır. Belki dün işte 2-3 gün önce Trabzon'da iki polisimiz şehit oldu. Terör saldırısına maruz kaldık. Daha bu gözyaşlarımız, bu feryatlarımız göğe yükselmeden bu olayı yaşadık. Ve devam ediyor hala. IŞİD tehdidi devam ediyor. Evet, PKK tehdidi şimdi devam ediyor. Bizim IŞİD bir koridor sonra açılıyor Suriye tabii, sınırında. Tabii. Yani bundan sonra bizim kapımızda olan ne IŞİD belası ne PKK belası bitmeyecek. Örneğin PKK belası 30 yıldır devam ediyor dedik. Bir 30 yıl daha devam etmeyeceğini kimse garantileyemez. Benim o konuda da uzun çaplı bir mücadele peki, endişem bu var. Konuda, bu konuda Kürt sorunu ile ilgili strateji geçici olarak gündemden mi kalktı yoksa bu bahsetmiş olduğumuz bu cinnet halini bize yaşatan örgüt orada da bu konudaki mücadelemizi gerileten bir duruş mu sergiliyordu? Yani operasyona giden askerlere yanlış istihbarat vererek oradaki askerlerin ölümüne sebebiyet veren de bir durum da vardı yani. Şimdi bu unsurlar da temizleniyor. Çok zannetmiyorum. Şöyle zannetmiyorum. Yani bunun bir etkisi varmıştır belki. İstihbarat ne diyor bu konuda? Ne duyumlar aldılar? Söylenenler doğru mudur, eğri midir? Buna kuşkuyla bakarım. Yalnız şu bir gerçektir ki az önce bahsettiğim gibi İsrail'in Büyük Kürdistan projesi aslında Kürtleri değil İsrail'in projesidir. Sunni bir coğrafyada, Şii bir coğrafya, Sunni coğrafya, Arap coğrafyasının ortasına hem ırk hem din olarak Sunni bir Kürt devleti, Büyük Kürt devleti. Yani bu Büyük Kürt devleti nasıl oluşacak? Irak'ta aşağı yukarı dörtte biri malum netice alındı. Dörtte biri de Suriye'de, elmanın yarısı tamam. Diğer geri kalan dörtte biri İran'da, dörtte biri Türkiye'de. Bunların hepsinden kaos yaratarak o bölgede kan gözyaşının arasında yani elmanın tamamı tamamlanmış Büyük Kürdistan'ı 40 milyon nüfuslu Büyük Kürdistan'ı yaratmak İsrail projesidir. Kürtler de bu arada kullanılıyor. Omuz omuza senelerce kardeşhane beraber yaşadığımız, bu ülkeyi beraber kurtardığımız, Büyük İstiklal Savaşı'nı beraber yaptığımız o kardeşlerimiz maalesef ki bu oyuna geliyor. Bu oyuna gelen sadece bizim parçamız değil, Suriye'nin kuzeyinde de yani bizim sınırımızda 900 kilometrelik sınıra da bugün Amerika bir Suriye Kürdistan'ı oluşturma safhasında ve gayreti içinde. Gayreti. Ve de oluştu gibi bir atmosferde var. Tabii bizim efendim, önümüze öyle terör örgütünün
PYD'yi evet terör örgütü kabul etmiyor. Örneğin mesela bize kabul etmiyorum dışında bunlar bizim oradaki silahlı güçlerimiz diye. Evet ha deklare ediyor. Tabii yani. Tam bu kadar da açık ve aleni yani saf olmanın alemi doğal yok. Doğal olarak CIA'nin, ABD'nin bizim üzerimizdeki oyunları bitmiş değil. Devam edecek. Çünkü peki bizim önümüzü görmemizi ne sağlayacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz AK Parti, CHP, MHP'nin artık bir öneminin kalmadığını hep birlikte deneyimliyoruz bugün dünyasında. Evet, güzel. Kol kola girerek. Birlik, beraberlik. Bu birlik, beraberliğin içinde de yani milli, dini, yok şu, bu diye ayrışmalara girmememiz lazım. Din de bizimdir. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. O bizim harcımızdır, birleşme harcımızdır. Millet olarak Türk milletiyiz. O bizim millet, birleşme harcımızdır. O ay yıldızlı bayrak bizim bağımsızlığımızın, birleşmemizin sembolüdür. Türkiye'nin misak-ı milli sınırları bölünmez bütünlüğümüz bizim olmazsa olmaz birleşme noktalarımızdır. Hep birlikte canımız pahasına koruyacağımız bir vatanımız var. Bir parantez açıyorum. Bütün bunların dışında ihtiyacımız olmayan tek şeyin cemaat ve buna benzer yapılanmaların olduğunu da deneyimledik. Deneyimledik, gördük. Bize bundan sonra dinciler, yok bilmem ne örgütü, falanca cemaat, fişmanca cemaat, faşistler, komünistler lazım değil. Dönüp neye bakacağız peki? Milli birlik, beraberlik içinde hepimizin birbirini kucaklayacağı bir yapıyı oluşturmak mecburiyetindeyiz. O yapıyı toplumda bir kural olarak ortaya koyacak ilke ne efendim? Laiklik ilkesi değil mi? Laiklik tabii ki. Toplumu ve devleti bu kuralların dışında, bu hurafelerden, maalesef Fethullah Gülen gibi objelerden uzaklaştırarak herkesin inancını kendi içerisinde algılaması hür ve özgür bir şekilde. Bugün insanlar bu ülkede hür ve özgür bir şekilde istediği partiye oy veriyorsa, istediği şekilde ibadet ediyorsa, isterse etmiyorsa, istediği lokantaya oturup istediği ile rahatlıkla gidebiliyorsa, fikrini hür ve özgürce söyleyebiliyorsa, İnancını da hür ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsa bunu laikliğe bağlıdır zaten. Ve bu da şimdi tariflenmiş bir şey değil. Doğru. 1920 yılında. Ama bunun gafleti içinde olanlar da var. Evet. Maalesef ki bir numaralı ağızdan bunu meclis başkanımız bu gaflette bulundu. Buna da, o da ders olur. Laiklik anlayışı bizim bölünmemiz değildir. Bizim bütünleşmemiz, hür ve özgür yaşamamızın sembolüdür. Evet. Dini mi yaşamak istiyorsun? Özgürce yaşamanın teminatı laikliktir. Efendim. Ama öyle bir tarif edilmiş ki laiklik dinsizlik gibi, bunu da laikim diyenler de çok rahat izah edememişler. Bu da bir sıkıntı. Şimdi burada başka bir şeye tabii daha bakmak gerekiyor. Karamsar olmamamız açısından bunu söylüyorum. Bugün bu ülkede AK Parti ile Fethullah Gülen örgütünün karşı karşıya gelmesi bundan 5-6 sene öncesinde ne kadar imkansız gibi görünüyor idiyse de birkaç ay içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belki Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla Atatürk Cumhuriyeti'nin devrimlerine, bakış açısına, laikliğe herkesten daha fazla sahip çıkan bir irade ortaya koymayacağının garantisini kimse veremez efendim. Evet, doğru diyorsun. Ki bizi zaten bir araya getirip birbirimize kucaklaştıracak olan şey de budur. Bu, şimdi önümüzde muazzam bir irade var bu konuda oluşmuş. Özellikle Cumhurbaşkanı etrafında bunu çok iyi yönetebilmek gerekiyor. Evet. Doğal olarak yarın ne getireceğini şimdiden bilmemiz mümkün değil. Ama bu sokağa çıkan, şimdi demokrasi buluşmaları adı altında sokağa çıkan insanların yönetilmesiyle ilgili konuyu biraz önce konuşmuştuk. Burada daha bu konuyu konuşmadık bence. Şimdi konuşalım işte. Ben onu istiyorum. He. Yani bu şekilde ortaya çıkan kişiler, evet, yani sokakta düzenlenen demokrasi buluşmaları bundan sonraki süreci nasıl etkiler diye baktığımızda karşımıza olumsuz örnekler çıkıyor. Bir tanesi evet, Gazi Mahallesi gibi, bir tanesi Malatya'daki Alevi yurttaşlara yönelen tehdit gibi. Zaten IŞİD gibi, Fethullahçı yapı gibi örgütlerden bu ülkeyi temizlemek için uğraşırken bir daha dönüp onları kendi içimize davet etmedik. Çok büyük bir tehlike. Çok büyük bir tehlike. Çünkü sokağı düzgün yönetmek lazım. Bu insanlar sokağa çıkıyorsa gerçekten demokrasi için, cumhuriyet için. Cumhuriyet için sokağa çıkıyor. Evet. Şimdi bunları bir tarafa doğru siyasi rant elde etmek için benim diyerek benimseyip
orada siyasi bir takım tablolar çizip amblemler çıkarıp bilmem ne yaparak dolayısıyla var o zihniyetten olmayanlar da düşünün olmayan geri çekiliyor. Geri çekilenler o meydana gel. Mesela örneğin birçok sosyal demokrat arkadaşıma diyor ki biz gittik. İlk gece hep oradaydık. Zafer işareti yapan, MHP'nin ülkücü işareti yapan, tek parmağını uzatan, dört parmak bir rabıta işareti yapan. Herkes oradaydı diyor. Baş parmak işareti yapan, yani parlamentoda olan olmayan birçok sivil toplum örgütü oradaydı diyor. Ama yarısı gün baktık ki diyor bunu biraz AKP'lileştirme sevdası çıktı. Yavaş yavaş çekilme başladı. Mesela dün AKP milletvekillerinden bir arkadaş beni aradı dedi böyle böyle. Dedim ki arkadaşım şu anda siz bunu AKP şovuna çevirdiniz. Aldığım duyum o, ben görmedim meydan ama bu yanlış. Peki dedi ki biz bu yanlışı gördük. Bunu düzeltmek istiyoruz. Bu saatten sonra geri döner mi? Ben mesela CHP'den bir takım yönetici arkadaşları falan aradım. Genel merkezi aradım. İşte dediler ki hani eğer sarih olarak halk oradaysa oraya buraya çekilmek istemesinin de önemi yok. Halkın olduğu yerde olmak lazım. Ama provokasyona da gelmemek lazım. Durum nedir? Bakın ona göre katılın. Bazı arkadaşlar aradım dediler ki hani ipin ucu kaçtı. Bu saatten sonra herkesi kucaklayan bir yapıdan çıktı. Sırf AKP kendi şovuna çevirmeye çalışıyor. O güzel insanların sokaktaki demokrasi bence mücadelesi. Bence bu da tartışılması gereken bir şey. Çünkü bu ülkede bu işi yöneten yöneticiler, en tepedeki yöneticiler için söylüyorum bunu. Sizin ikinci beyanda söylediğiniz kişilerin zıttında söylemler de bulunuyorlar. Özellikle başbakan bu konuda çok ciddi bir refleks oluşturdu. Çok dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili. Şimdi onu anladım. Uyarılarda çünkü bulunuyor yani. Bugün beni mesela dün akşam o AKP milletvekili arkadaşa ben hayır dedim. Ben oraya gelip de konuşma açıklama yapmayı düşünmem dedim. Dedi ki asla Türk bayrağının haricinde siyasi bir bayrak olmayacak. Belki de bu doğrudur çok, dedim. Yok bu çok önemli. Keşke katılmış olsaydınız efendim. Şimdi şöyle o orada tereddütten. Orada bu kalkışmayı alçakça kalkışmayı. Evet kesinlikle. Arkadaşlarımız zaten oradaydı ama yavaş yavaş anladım ki geri çekildiler. Sonra bugün Vali Bey aradı. Vali Bey'e de endişelerimi izah ettim, anlattım. Dedi ki hayır. Öyle bir şey olmayacak dedi. Bu hata olarak gerçekleşti ama dedi olmayacak. Ve de müsaade istedim. Dedim ki size 10-15 dakikaya dönerim. Bazı bu konuda ilçe başkanlarımızı falan aradım. CHP'li sarih vatandaşları aradım. Hatta bir iki tane MHP'li arkadaşı aradım. Biz dedi bayrak astık dedi. Mesela MHP'li arkadaş ama dedi geliyoruz biraz gelmedi demesinler diye durup gidiyoruz falan filan dedi. Baktım ki onlar bile ürkek ve muzdarip bu konuda. Dedim arkadaşlar ne diyorsunuz? Gidelim dediler. Şimdi Vali Bey madem devletin temsilcisidir. Gidelim. Hatta zaten yarın Ayçiçek'te bizim il başkanımıza da aktarmış. İl başkanı tereddütler olmuş. Onun için demiş ki 3 il başkanı toplanalım. Hep birlikte bir otelde, bir valinin önünde bir yerde hep beraber bir açıklama yapalım. Şimdi bana kendisi şu anda tereddütlü yine devam ediyor ama bana dedi ki bu akşam ben katılmayı düşünüyorum Vali Bey'in deklarasyonu karşısında. Vali Bey'e de deklar ettim katılacağım diye. Bir ilçe başkanımız da gelecek. Merkez ilk adım ilçe başkanımız vesaire. Orada kendisine de söyleyeceğim. Bir pazar günü nasipse çiftlik veya istasyondan Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na uğranarak veya Atatürk Anıtı'ndan başlayarak gibi bir milli yürüyüşü sadece efendim, Türk bayraklarıyla Kemal hep birlikte gerçekleştirelim. Kemal Kılıçdaroğlu zaten bu söylediklerinizi yapıyor. 24 Temmuz'da da demokrasi ve cumhuriyet mitingi olacak. Üstelik de Taksim'de. Şimdi ya onu keşke demeseydin şöyle demeseydin ama derken. Ama şimdi şöyle bir şey. Ben pazar günü evet. Bir ihtimal şimdi bunu Vali Bey'le konuşacağım, organize etmeye çalışacağım ama kendimin de bir yerde canım istiyor Taksim'e gideyim. Burada da düğün nişan var. İkilemdeyim yani. Ben de efendim, arzu ediyorum. Vatandaşın gitmeyi. Zaten görmek istediği şey şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ya da HDP fark etmiyor. AK Parti ile olan siyasi rekabetinin dışında bir durumla karşı karşıya. Evet kesinlikle. Yani burada sahip çıkılması doğru. Gereken şey tabii. Bu ülkede oy kullanan insanların gidip egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediğimiz zaman bu havada kalan bir şey değil. Tabii kesinlikle. Milletin doğru. İradesini tescil etti, seçilmiş insanlar var. O insanların eksikleri olabilir, yanlışları olabilir ama doğru yaptıkları doğru, şeylerin evet. De yanında olmamız tabii, gerekiyor. Tabii, yani burada partizanca bir bakış açısıyla siyasi polemiklere konu edilecek bir durumdan durum yok, doğru. Zaten toplumdaki insanların da beklediği şey böyle bir böyle, şey değil. Evet. Böyle Türk şey toplumunun beklediği
Cumhuriyet Meydanı'ndaki 15 bin kişi değil, 25 bin kişi değil. 1 milyon 200 bin kişi Samsun'daki. 1 milyon 200 bin kişinin gönlünün, kalbinin aynı duygu ve düşünceyle çarpmasını sağlamak. Değil mi efendim? Yönetenlerin ve idare edenlerin de görevi budur. Ve bunu, büyük düşünce budur. Çünkü birlik beraberliğe bundan sonraki süreçte de sürekli ihtiyacımız var. Ve bunu başarmış, rüştünü bu konuda ispat etmiş, genleri taşıyan harika bir ülkenin çocuklarıyız biz. Efendim, yani güzel, aç, susuz, yokluklar içerisinde emperyalizme karşı savaşı vermiş, tam bağımsız bir Türkiye'ye yaratmış. Tam bağımsızlık savaşın, birlikte harika. Bu ülkenin çocukları, doğru, hep bunları birlikte soludular. Onun için ben orada... partilerin bakış açılarını değiştirmeye bu sağduyu açısından bir de şu hani yöneticileri bir tarafa siyasi angajman yapmamalı, herkesi kucaklamalı derken bu grupların propagande edildiğini de duyuyorum. Mesela şöyle, şimdi paralelci diyoruz bilmem ne ama hukuk çerçevesinde suçları olanları cezalandıralım. Sokakta kimse kimseyi cezalandırmaya kalkmasın. Bir. İkincisi, duyuyorum bir arkadaşım bana üzülerek telefon açtı. Bugün dedi ben senden fazla demokrasiyi savunuyorum. Ama dedi bana telefon açtı arkadaş ve ucundan da akrabam bana işte yaptığınızı beğeniyor musunuz, görüyor musunuz? Sanki dedi darbeyi ben yaptım. Sanki ben dedi hizmet hareketine desteğimi şüpheleniyordum, artık geri çekmiştim ama hizmet hareketinin sanki ben dedi neticede ona bağlı olanların bir gün gelip böyle bir kalkışmaya, insanlara ateş edeceğini, meclise bomba atacağını sanki biliyormuşum gibi. Bugün dedi ben sizden fazla demokrasiyi savunuyorum. O yanlışı senden daha iyi görüyorum. İçinden gelen bir insan olarak dedi. Çok üzüldüm dedi, seninle paylaşmak istiyorum. Kimse kimseyi yargılama hakkına sahip değil. Onlar da bizim insanlarımızdı. Düne kadar Tayyip Bey'in önündeydi Fethullah Hoca'nın popülaritesi. Bunu unutmayalım. Ben yeğenimi TRT'ye koyamadım. TRT'nin yöneticileri bana dediler ki kardeşim hizmet hareketine cemaatten bir falancayı bul. İşte, Telekom'a koyamadım. İşte birçok konum bugün Yargıtay'da, Danıştay'da, askeriyede görüyorsun işte birçok komutan buradaymış. Bunlar da bizim insanlarımız. Gökten bunu hani Amerika kışkırtır yapar diyoruz ama bu insanlar gökten gelmedi. Cezası olan cezasını çeksin. Öbür insanların da hatasını görmesini sağlamamız lazım. Şimdi burada hatasını görmesini sağlayacak olan kişiler bizim oylarımızla meclise gönderdiğimiz sizler olacaksınız. Evet. Cumhurbaşkanı olacak, başbakan olacak. Şimdi o insanlar... İnfale gerek yok. Akıl mantık zamanıdır, birleşme zamanıdır. Efendim, yani. Akıl ile gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bunu hep kesinlikle konuşuyoruz. Şimdi o size telefon açan kişi sahipsiz kalmış olduğu için. Evet evet. Ama hadi telefon açan da şey, arkadaş böyle üzülmüş. Böyle bir şey mail etmiş olabilir. Sahipsiz kaldığı için, doğrusunu bilemediği için böyle bir şey mail etmiş olabilir. Mesele o insanların o noktaya gelmesinin önündeki engelleri. Yani kaldı. O infial gibi bir faziyet de olabilir. Mesela ben yolda gelirken ilginçtir. Bir iş adamı arkadaşım beni aradı. Bunlara dedi ben soracağım. Yakalayayım dedi, yüzüne tüküreceğim dedi. Yani kendi diğer iş adamı falan arkadaşlar bunlar. Dedim bak sakın ha. Onlar senin ne kadar samimisin onlarla da. Onlar mı dedim bunun müsebbibi? Onlar mı tezgahladı? Onlar biliyor muydu? Neticede bu hizmet hareketinde cemaat ya da FETÖ bilmem ne dersen de ismine. Neticenin böyle bir hareketle biteceğini, böyle intihar, son darbeyi böyle intihar ederek yapacağını biliyor muydu o adam? Hayır. O adam iyi niyetle girdi kardeşim. Ona o gözle bakacaksın. Şimdi yani. İyi niyetle işte sahipsiz kalmasından mesele insanların oraya niye yöneldiklerine bakmaktan geçiyor efendim. Şimdi yönelme şimdi, deyince bir şey özür diliyorum. Bugün Fethullahçı terör örgütü olur, yarın başka bir cemaat olur, o cemaat olur, bu cemaat olur. Mesele bizim bu bakış açısını ortadan kaldırmak. Mesela bazısında az önce... duymaması gerekiyor insanların böyle bir şey. Kesinlikle doğru diyorsun. Yani kimseye inanç konusunda dayatma yapmaması gerekiyor. Çünkü zaten bu konuda tariflenmiş bir kural var. Şah damarınızdan daha yakınınızda olduğunu söyleyen bir yaradan var. Sizin önünüze size imam olarak size inanın diye size yol göstersin diye birilerini getirip koymaz. Koymaz. Başka bir şey var burada. Tabii. Yani mezhepler zaten işin... peygamberimizden sonra Kur'an'ın yazılışından sonra halifelerden sonra çıktı halifelerle efendim, beraber. Zaten yani. Bugün ama Anadolu'da, çok kişi Anadolu'da, çok eksik ve yanlış bilgilerle donatılmış vaziyette. Tabii ki öyle. Yani o yanlışın akabinde
kendine dindarım derken başkasını dinsiz ilan etme gafletine düşülüyor. Şimdi bugün mesela bizim yine duyduğumuz işte o ilk akşamda vardı, şu mahalleye yürüyelim diyor. Sonra öğrendik falan ki Kürtlerin hakim olduğu, yoğun Kürt vatandaşlarımız yaşadığı mahalleymiş Malatya'da, İstanbul'da. Malatya'da Gazi Mahallesi söylediğiniz yer. Gazi Mahallesi Malatya'da mi? Da Alevilerin olduğu bölge. Mesela şimdi, bakın tehlikeye bakın. Bunun arka planını zaten bugün deşifre oldu. CIA ile birlikte yürütülen bir operasyonun sonucu. Evet. Dış güçler bizi nasıl birbirimize düşürsek diye uğraşır. Nasıl birleştirsek diye asla uğraşmaz. Ama bu aziz millet bu oyuna gelmemeli. Tamam. Bunda yöneticiler de sağduyusunu kullanmalı. Tamam. O önüne gelip de sürü mantığıyla hareket edecek olanlara sağduyulu yöneticinin de esas sorumluluk. Kesinlikle. Peygamberimiz bir hadisinde der ki, yani bunun için değil ama toplumun içinde akıl eksikliği veya vücut eksikliği olanların sorumluluğu aklı bütün ve vücudu sağlam olanlardadır der. Bakın çok önemli bir hadistir. Ayağı sakat, gidemeyen, kolları olmayıp suyunu taşıyamayan, akıl zekası olmayıp nereye gideceğini bilemeyen insanların sorumluluğu, akıl sağlığı ve vücut sağlığı yerinde olan insanların üzerindedir diyor. Ve çok da mantıklı, doğru bir hadis. Yani buradaki... Bütün bunlar ortada dururken dönüp bize yol göstermesine, yol tariflemesine gerek duyacak bu anlayışlara tenezzül etmemize, eğilmemize, yönelmemize gerek yok. Şimdi gelecekte zaten bunun üzerinden bütün dünyada, sadece İslam dünyasında değil, inanç sistemleri üzerinde çok muazzam tartışmaların başlayacağı bir yere doğru da gidiyor zaten. Evet. Bizim buna karşı da pozisyon almamız gerekiyor. Şapkamızı önümüze koyup iyi düşünmemiz gerekiyor. Peki şimdi Türkiye bu ve benzeri durumların üstesinden gelebilmek için neler yapması gerekiyor? Bunu konuşalım biraz. Biz sizinle. Yani silahlı kuvvetler kendisini nasıl formatlamalı? Şimdi silahlı kuvvetlerin içerisinde çok önemli bir kısım bu işe muazzam bir direnç gösterdiği direnç için bugün başarısız oldular ama bazıları canından oldu. Yine de silahlı kuvvetlerin bundan sonraki süreçte kendisini nasıl konumlandırması gerekiyor? Bundan sonraki dönemde bu bahsettiğimiz uzlaşıyı sağlayacak yeni anayasa nasıl olması gerekiyor? Kamuda çalışan insanlar 50 bine yakın, burada şimdi muazzam bir operasyon yapılıyor. Bunların hepsi bunların de işsiz kalacak. Kim konulacak? Konulacak olan kişiler eğer yine farkında olmadan paralel yapı gibi başka bir cemaat, bu cemaat gitti ise, gelsin benden yana nasıl, olan cemaat. O zaman biz yani kendimizi nasıl geleceğe taşıyacağız? Bütün bunlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bunlar konusunda düşünmeye bile aslında gerek yok. Aklın ve mantığın yolu bir. Allah sana akıl nimetini vermiş. Dediğin gibi burada böyle bir tehlikeye göz yumdun. Veya bir gün kullandın. Beraberken hoşuna gitti. Diyelim ki bunun hatasından bir intihar etti. Sen de bundan ders çıkaracaksın. Ben de beraber ondan nemalanmakla yanlış yapmışım. Şimdi nasıl olmalı? Evrensel hukuk normlarına bağlı çağdaş demokrat bir devlet yapısı oluşturmalı. O cemaata, falanca ağırlıklı partiye, fişmanca ağırlıklı partiye, vay geriden gelen başka bir partiye vesaireye değil. Neyi tarifliyorsunuz yani? Laik sosyal hukuk devletini mi tarifliyorsunuz? Evet, kesinlikle. Peki, laik demokrat sosyal hukuk devleti. NATO koridoru yerine Avrasya koridoruna yönelmesi gerektiği konusunda da adım atmamız gerekmiyor mu efendim? Gerekir. Ha şöyle. Mesela bana göre. NATO mu? Tamam. Biz ne yaptığımızı millet olarak bilirsek, dik durursak NATO'da mıyız? Bir elimiz NATO'da kardeşim. Başka? Avrasya. NATO'nun ve Amerika'nın tehditleri yüzünden biz Avrasya'ya yönelemiyoruz. Orada bizim dindaşlarımız var. Pakistan, Hindistan, Endonezya'yı kastediyorum. Orada bizim ırktaşlarımız var. Aynı zamanda dindaşımız olan Türk Cumhuriyetleri var. Bunun dışında Çin var, Hindistan var, Rusya var, evet, Suriye ona söyleyeceğim. Var, Mısır ona, var, ona, Irak var. Ben Çin'e, Japon'a bir pazar gözüyle bakıyorum. Teknolojik bir pazar. Hem malını satacağın hem teknoloji alabileceğin bir Japonya var. Büyüyen dev bir Çin var. Dünya nüfusunun neredeyse yarısından fazlası Hindistan'la Çin'i oluşturuyor. Orada bir Rusya var. Senelerdir kadim komşun aslında. Ha Rusya bizim üzerimize çok hatalar yaptı mı? Yaptı. Ne mesela beni
en fazla etkileyen, bizi aslında Amerika'nın kucağına iten Rusya oldu. Ama Rusya bakın, da bence hatasını anladı artık. Ama bakın bu 15 Temmuz kalkışmasıyla ortaya çıkıyor efendim. Rus uçağının düşürülmesinde de bu bahsetmiş olduğumuz kimlik geçiren örgüt işin içerisinde. Kimlik örgüt ama iki, şimdi senin sorumlu mevkideki adamların da ne yaptı? Dediler ki evet ben talimat verdim. Tamam. Yine veririm dediler. Şimdi komşuna sen içinde yaramaz çocuğun birinin aracılığıyla taş atıp kafasını deliyorsun. Gidip komşundan özür dileyip komşu biz bunu bilmiyorduk farkında da değiliz. Zaten senin olduğunu bilsek atmayız. Sen de hata ettin bizim sınırımıza girdin yanlış yaptın deneceğine zıtlaşma böyle mahalle kabadayılığı gibi ama devam ne etti. Ne oldu? Ne oldu işte akıl başa gelince akıl şimdi, tatilden gelince doğrunun ne olduğu anlaşıldı. Gittin doğal olarak daha kendini rencide ederek özür dilemek zorunda kaldın ve doğrusunu yaptın. Doğrusunu yaptın ve Cumhurbaşkanı görevden aldı bir. İkincisi evet. O bahsetmiş olduğumuz Avrasya Koridoru'nun içerisinde yer alsak biz çok daha güçlü oluruz dedikten sonra Cumhurbaşkanı Amerika belki 8 sene 9 sene sonra hayata geçireceği planları bir an önce hayatın içerisinde soktu. Yani biz doğru yolda gidiyoruz olabilir. Aslında ama biz tam bağımsız Atatürk'ün bahsettiği tam bağımsız modunda hareket etmemiz lazım. NATO'dan çıkalım demiyorum. NATO'da da adam gibi duralım. Avrasya'nın da bizim esas koridorumuz, esas mevkimiz tarihten gelen kökenle birlikte bizim daha rahat konumlanabileceğimiz yer ve bugünkü dünyanın konjonktüründe bizim Avrupa Birliği ve ABD yönelmekten mağda ve onların diktasında güdümünde olmaktan mağda bizim yöneleceğimiz koridor Avrasya koridorudur. En mantıklısı da bugün budur. Kesinlikle. Onun için nerede bulsam, ha NATO'da bulunurken NATO sana izin vermiyorsa hür ve bağımsızlığını ilan edip doğru ya da eğri ben o koridora giderim adam gibi yaşarım. Hayır, dibimde İran, dibimde Rusya, dibimde Türkiye Cumhuriyetleri. Onları açtığın zaman Hindistan, onları açtığın zaman Pakistan ve Hindistan'da 150 milyon Müslüman nüfusun. Onu açtığın zaman Çin, onu açtığın zaman teknolojik Japonya. Senin dibinde duruyor bütün imkanlar. Niye ısrar ediyorsun illa Amerika'nın uydusu olacağım diye? Şimdi bu bugünün zaten meselesi değil. Yani Brüksel'den yönetilen anayasası olacak bir Türkiye bizim arzu ettiğimiz ya da siyasilerin arzu ettiği bir şey değil. Ama bu siyasi iradenin buna benzer tecrübeleri yaşıyor olması gerekiyordu bu noktaya gelebilmesi için. Size örgünç bir şey anlatayım. Ve en son dilerim. Türkiye'de önemli adımlar ama bu konuda gerçekten önemli adımlar atılıyor. Rusya ile olan ilişkilerin düzeltilmesi bunlardan bir tanesi. Akıl ve mantık çerçevesinde tabii olmalı. Tabii Mısır, Suriye ile ilgili duygusal tavizler değil. Yeniden konumlandırılmaya çalışılması başka gideceğimiz yer yok çünkü. Evet. Birlikte de hareket etmemiz kesinlikle. Gerektiğini gösteren çok kötü bir tecrübe yaşadık bundan 4-5 gün önce. Evet, kesinlikle. Şimdi düşünüyorum şu anda da Brüksel'de yani Avrupa Parlamentosu'nda şu ana kadar yani benim bundan 15 gün önce konuşma yaptığımdan bugüne kadar belki de Avrupa Parlamentosu'nda son konuşan parlamenter benim. Brüksel'de normal tabii ki kürsüden yapmış olduğumuz konuşmalarda biraz daha temkinli ve daha diplomatik bir dil kullanarak hareket etmek zorunda kalıyoruz. Daha milli hareket etmek zorunda kalıyoruz. İç siyasetin çekişmelerini, manevralarını bir kenara bırakarak ülkenin menfaatleri, ulvi menfaatler için daha geniş perspektiften bakarak konuşma dizayn etme durumundayız. Ve tabii orada birçok gerginlikle konuşup sormak istediklerimizi soramıyoruz. Ama akşam yemekleri de masa büyük, karışık. Herkes oluyor. Hatta diğer masalarda göz istişaresinde bulunduğum diğer masalara tercüman arkadaşım birini alarak diğer masalara geçtiğimde konuştuğumda, anlaştığımda ve neticede geldim Levent Gökbey'e, CHP Grup Başkan Vekili. Dedi ki önce benimle konuş, ne anladığını bana anlat. Dedim ki Levent Bey, benim anladığım, gördüğüm şu. Avrupa Birliği bizi silmiş. İtirazlarımız neticesinde 1 milyar euroyu mülteciler için göndereceklerini söylediler. Bu ay sonu geliyor dediler. Beklenti içindeydik. Ayın sonu olmadan neticede, bu kısa keseyim diye konuşmayı bir yerinden alıyorum.
Ben de merakla bekliyordum. Ayın sonu olmadan Tayyip Bey açıklama yaptı. Mültecileri, Suriyelileri yani Türk vatandaşlığı vermemiz lazım diye. Ve şuydu işin esası. Sıkıştık. Dayılığı kendimizde bıraktık. Avrupa Parlamentosu, İngiltere'de o gün daha oylama yapılmamıştı. Parlamentonun, Avrupa Parlamentosu yani beklentisi Brüksel'in kesin kes %53'ten aşağı olmayan bir oy oranıyla İngiltere Avrupa Birliği'nde kalacaktı. Avrupa Birliği'nin dışına çıktı, Türkiye'nin işi bitti ve oyun bozuldu. Şimdi dikkat edin bakın, bize bir 3 milyar euro vereceklerdi. Takas da birebir takasımız da vardı anlaşma gereği. Ters şey tersine döndü ve tamamen unutuldu. Ne birebir takasımız vardı bizim şu anda mülteciler konusunda, ne de bir euro geliyor ne de gelecek. Tamamen konu kapandı. Bakın bunlar bu gürültüde hiç konuşulmuyor. Bir kenara kondu. Çünkü o adamlar Avrupa Birliği'ne gidemez. Avrupa Birliği'nden bize bir kuruş para gelmez. Ve o adamlar bu sıcak atmosferde Suriye'ye de gidemez. Kaldı üzerimize. Öyleyse ne yapacağız biz bunları dedi Tayyip Bey. Dedi ki Bakanlar Kurulu'na açıklamayı ben yapıyorum. Benim itibarım sizden daha yüksek, Bakanlar Kurulu'ndan açıklamayı ben yapıyorum. Bu vatandaşlar artık bizimdir. Mantık çerçevesinde bizim değildir. Akıl çerçevesinde bizim değildir. Onlardan edeceğimiz hiçbir kar yok. Ama bunlar artık bizim üzerimize kaldı. Mevzu bunun resmiyetinin ilanıdır. Hiç kıvıracak bir şeyimiz yok. Onun için dayılık yapıp diyoruz ki bunlar bizim vatandaşımız olmalı. İşte İslam kardeşliği, şu kardeşliği, bu kardeşliği vesaire vesaire. Ona bakarsan her TC kimliğinde İslam yazan bizim kardeşimiz olamaz. Öyleyse İŞİD'çiler bizim kardeşimiz mi? Örneğin. İslam kardeşimiz mi? Ha, onları absorbe edelim bir kenarda. İnsani vazifelerimizi, görevlerimizi yapalım. Onlar da bir Müslüman kardeşlerimizdir diyelim. Bize bir Müslüman olarak gereğini, Türk milletinin misafirperverliği gereğini yapalım. İnsani boyutta her şeyden temin edelim. Ama Rusya'yla da anlaşarak, İran'la da anlaşarak, Suriye'de sulhun bir an önce sağlanması için yanlıştan dönerek, özür dileyerek bir an önce Suriye'de sulhun sağlanmasını sağlayıp onlara da dokunulmayacağın deklere ve garantisini alıp bir kendi aramızda Rusya, İran, Türkiye, Suriye, gerekirse Mısır hep beraber bir ortak koordinasyonla onlar tekrar ülkelerine döndürülmesi hepimiz için hayırdır. Ama bugün bu içinde bulunduğumuz sıcak ortam henüz böyle bir oluşuma bugünkü günde yani önümüzdeki 2-3 senede ancak böyle bir oluşuma cevaz vereceği için biz bugün bu vatandaşları akıl mantık çerçevesinde kabul etmesek bile mecburiyetten yanlış politikalarımızın devamı ve gereği olarak kabul etmek mecburiyetinde kaldık. 3 milyon kardeşimiz oldu, hayırlı olsun. Ama orada tarihe bir şeyi de not etmek gerekiyor o zaman. 20 bin, 30 bin, 10 bin tane orada savaştan mağdur olmuş ya evlerini, barklarını, yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanlara kalbini, gönlünü, ekmeğini açmış bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti de tarihe not olarak atılacaktır. Geçmiş dönemde olduğu evet, gibi. Evet, evet, evet. O büyük başarımızdır. Bugünün genlerinde değil, geçmişte de böyleydi. Yine böyle evet, oldu evet, ama evet. Mesele bu kadar basit de değil. Türkiye isterse çok daha somut adımlarla o girişleri, çıkışları durdurabilir. Bundan sonraki geçişleri nasıl yöneteceklerinde Avrupa Birliği'ndeki insanların oturup düşünmesi gerekiyor. Bu böyle şimdi bakın, kolay, ben yani ona parayla ilişkilendirilecek bir şey olmaması bakın, gerekiyor. Oradaki özel sohbetlerin neticesinde anladığım şu ki, sal bakalım bir tanesini dahi almazlar. Bakın, iki ay önceki Avrupa Birliği'nin mültecilere karşı o insani bakışı bitmiş vaziyette. Gördüğüm bu. Aç kapıları. Bak Bulgaristan'dan bir kişi geçebiliyor mu? Aç Yunanistan'dan kapıları, sal Yunanistan'a gemileri. Bak bakalım bir kişi alıyorlar mı? Almayacaklar ve kesin kes bu karardalar. Ve konu kapanmış vaziyette Avrupa Birliği için. Mülteci diye bir sorun artık Avrupa Birliği'nde yok. Bunu bilesiniz. Şimdi çok tabii konu başka bir tarafa tabii, gidiyor. Maalesef, başka evet. Bir şey başka bir şeyi açıyor ama yani büyük konular bu kısa zamanda zamanımız var mı yetiyor mu bilmiyorum tabii. Bu kadar tabii çok bu kadar da çok kimse kendini konular. Çok da güvende hissetmesin. Kimse hissedemiyor zaten. Biz evet, bunlarla tabii. Çok fazla haşır neşiriz ama işte
adına ister IŞİD deyin, ister başka bir şey deyin, bunları ayrı bir yerlere koymak gerekiyor. Ama götürüyor insan en kendini korunaklı, güvenli hissettiği yerde yüzlerce insanın ölümüne sebebiyet verecek şekilde cinnet noktasına da taşıyan yani, bir noktaya taşıyorlar. Evet. Yani emperyalizm... havaalanın saldırısını nereye koyarsın? Hangi cinayet örgütünün hesabına gelir? Direkt insanların üzerine ateş etmek. Dünyanın dört bir yanında çocuk, çocuk, kadın, masumlar orada. Ya hangi akla, hangi insanlığa, hangi dinin mensupluğuna böyle bir vahşet anlayışını koyup da o insanları tarayabilirsin? Bunun için bu işte, ne mantık, bu ne anlayış? Bunun için işte birbirimizden farklı olabiliriz, farklı düşünebiliriz ama bütün bunların hepsini bir tarafa bırakıp kenetlenmemiz gerekiyor. Muhakkak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak. Zamanımız Türkiye çok zararlı. Cumhuriyeti'nin geleceği kısacası özet olarak bundan sonra da halkın sağduyuyla o düşünce, bu düşünce, falanca parti, fişmanca parti, fişmanca sivil toplum örgütü, fişmanca sivil anlamını toplum örgütü çünkü demeden ne pahasına olursa olsun birlik beraberliği sağlam ve birlik beraberliği sağlayamayacak için hiçbir şey yok. Evet. Ben elhamdülillah Müslümanım. Bana kimse Müslümanlık satmasın. Hayır, Müslüman olmayıp da bu coğrafyada yine yaşayıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olarak yaşayan bu ülke için geçmişte de bugüne yani. De kan döken insanlar var. Yani kanını döken, kendi kanını veren insanlar var. Şunun anlamda dedim, hepimiz Müslümanız. Hepimiz Türk milletinin mensubuyuz. Hepimiz bu bayrak için gurur duyuyoruz. Hepimiz bu vatanın bölünmez bütünlüğü için ölmeye hazırız. Başka ne arayabiliriz ki? Hangi o parti, bu parti, bilmem ne parti, ne demek? Bugün o adamdır, yarın falanca olur. Pişmanca dediğine yarın dönersin. Birçok insan vardır. Anabada babadan A partisini bulmuştur. Gençliğinde B partisine gitmiştir. Ölürken C partisine oy vererek gitmiştir bu dünyada. Benim kendi ailem gibi mesela. Onun için parti falanca şahıs, pişmanca şahıs. O parti bu partiden önce insanlar istediği yere gitsinler. İstediği sandıkta istediğine oy kullansınlar. Demokratik haklarını çağdaş bir insana yakışır şekilde demokrasinin en büyük nimetlerinden olan sandık hakkını kullansınlar. Ama sandıktan ayrıldıktan sonra ve sandığa giderken de bilsinler ki kardeşleriyle beraber Türk milleti olarak orada tercihini kullanıyor. Ben böyle tercihimi kullanıyorum. Öbür şahıs öyle tercihini kullanıyor. Diğer şahıs öyle tercihini kullanıyor. Benim ona saygım sonsuz. Onun da bana saygısı sonsuz olmalı ki milli birlik, beraberliğimiz, bütünlüğümüz bir olsun. Nihayetinde tabutun içinde, al bayrağın içinde bir şehidimiz geldiğinde hangi partilidi diye bakamıyoruz ona. Nihayetinde o bizim evladımız. Tabii. Ondan geri kalanlar da bize, onun evlatları da bizim sorumluluğumuzda, evlatlarımız, kardeşlerimiz, bacılarımız, onların anneleri, babalar, bizim annemiz, babamız. Biz bu ulvi milletin mensuplarıyız. Böyle akıl dışı, izan dışı hareket etmek bu kadar büyük ulvi millete yakışmaz. Bu aziz millete yakışmaz. Evet. Katılıyorum bütün bunların hepsine ama bütün bunların hepsinin hayata geçirilebilmesi için farklılıklarımızı bir zenginlik gibi kabul etmemiz gerekiyor. Hepimizi mutlu eden bir toplumsal mutabakat etrafında yani kesinlikle yepyeni bir anayasa etrafında evet, birleşmemiz gerekiyor. Bunu başarmamız gerekiyor. Bu çok daha fazla elzem haline geldi görüyorsunuz. Anayasayı yazarken de aynı şekilde vatandaşlardan beklediği birliği siyasiler oluşturup o kendine göre iyidir. Öbür bilmem nereye göre büzdür. Öbürü bilmem nereye çekiştirirse falancanın anayasası olur. O falanca iktidardan gittiği an o anayasa düşman anayasa haline gelir. Doğal bunu bu kadar rahatlı. O zaman bir iktidarın ömrü 10'dur. Bilemedin 20 yıldır. Onunla beraber biter o. Evet. Ona herkes bütün siyasi partiler altına imzayı atarsa ben biliyorum Suat Kılıç Bey'in zamanında bir olimpiyat yapacaktık. Türkiye'ye olimpiyat istiyorduk. Japonya aldı zannedersem. Altına o günkü başbakan kimdi bilemem. Zannedersem Tayyip Bey'di. Tayyip Bey imza attı. Sayın Bahçeli imza attı. Sayın Kılıçdaroğlu imza attı. İşte bu. Onu bir olimpiyat için isterken bir milli bu tabakat yasa için neden istemeyelim ki? Ama kimse kendi hin aklını oraya dikte etmeye uğraşmayacak. Aza az, çoka çok, herkesin birbirine saygısı olarak ortak milli bir mutabakat yasası çıktığı zaman kimse itiraz etmez zaten. Bunun için de Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Dönüp geçmişimize baktığımız zaman evet, kesinlikle doğru diyorsun. Kurucu iradenin bu işi nasıl başardığını
yoksulluklar içerisinde görebiliriz efendim. Evet, evet. Yapmamız, doğru. Bakmamız gereken şey onları yeniden hatırlamak aslında. Daha da dikkatli olmak. Peki, milli irade ve tam bağımsız anlayışı zaten Atatürk'ün bize deklare edip gösterdiği çizdi, yol açtı. Işıktır. Bugün bunun etrafında artık birleşmeyenler bile bunun böyle olduğu konusunda ciddi irade ve söylemlerde bulunuyorlar. Yani, doğru bu olduğu için. Çünkü aklın yolu bir. Aklın yolu bir gerçekten dediğiniz gibi. Olağanüstü hal ya da sıkı yönetim ilan edilmesiyle ilgili de şeyler konuşuluyor. En son evet, isterseniz buna da değinelim. Şöyle bilgi aldım. Bekliyor musunuz böyle bir şey? Bekliyorum evet. Zannedersem Sayın Başbakan muhalefet liderlerine bugün Milli Güvenlik Kurulu evet Milli Güvenlik Kurulu konuşulmuş toplam, olabilir mi siz? Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulmuş. Yalnız tabii orada şey var. Ben bu akşam Cumhuriyet Meydanı'ndaki Vali Bey'in davetine gidip gitmeme konusunda genel merkezde grup başkan vekillerimizle konuştum. Onların da zaten mesela deklarasyonu bir birlik beraberlik havasına destek olur. Ama senden beklenen konuşmayı zaten yapacağından eminiz. Ona göre hareket et. CHP milletvekili olduğunu herkes biliyor. O meyanda birleştirici deklarasyonlarda bulun diye deklareler var bana da. Bu meyanda ben onlara Milli Güvenlik Kurulu'nun neticesini sordum. Onların aldığı bilgiye göre ve Sayın Başbakan muhalefet liderlerine, Sayın Kılıçdaroğlu'na da yaptığı açıklamalardan anladığımıza göre bir OHAL, sıkı yönetim değil de belli yerde bir OHAL ilan etmek, bu sıcak ortamı çabuk atlatmak, yani devlette deşifre edilmiş junta yapılanmasını, mensuplarını bir an önce izole edip çabuk yerlerine yenilerini yerleştirip mahkemelerini de araştırmadan soruşturmadan da bir hızlı götürüp o boşluğu milli mutabakatla doldurup ve insanlarımızı da yani toplumu sıcak tutup birlik ve beraberlik etrafında sıcak tutmak için herhalde bir seferberlik gibi bir anlaşma metni ortaya döküp o anlaşma metniyle insanlar gelip herhalde diyorum, o kısmını tam detaylarını bilemiyorum, kayıt olarak yani bir savaş ortamında nasıl seferberliğe insanlar gelip kayıt olur. Burada da ben bu devlet için, bu millet için her zaman sokağa çıkmaya hazırım. Bu tip tehlikelerde ölümü göze alarak bu millet için varım diye insanlar müracaat edip dilekçe vererek bağlılıklarını izah edecekler. Anladığım kadarıyla böyle de bir topluma bir yol açılacak, bir yol göstericilik, birliği sağlamak maksadıyla böyle bir şey yapılacak diye bir duyum alıyoruz. Tabii ne kadar gerçekleşecek bilmiyorum. Önemli. Bu çok iyi değerlendirmesi gereken bir fırsat. Evet. İçerisinin çok iyi doldurulması gereken bir fırsat. Çünkü bu cihatçı, selefi bu okullardan başlayacak. Kadınlar da buraya imza verip dilekçeyle bu seferberliğe müracaat edebilecek falan gibi detaylar çalışıldığı duyumları var. Hmm. Ama tahmin ediyorum ki ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak. Peki. En son ekonomik performansımızı etkileyecek sonuçlar da yaratması açısından önemli bir süreç de bekliyor önümüzde. Evet, biliyorsunuz çok önemli bir süreç. Bir çünkü önce, ekonomimiz şu anda çok durağan bir hale geldi. Sıcak paraya aşırı derece ihtiyacımız var. Yatırımlar durma noktasında, maaşlar ödenemez hale geldi. Örneğin maaşlar derken kim diyor ödenemez diye bir soru akla gelebilir. Çünkü 65 bin öğretmen alınacaktı. Biz bunu tabii içeriden alıyoruz bilgileri. 65 bin öğretmen açığımız bugün var. Şubat'ta alacağız. Sadece para ödeyememek yüzünden, bakın öyle bol partala gerek yok. İçinde bulunduğumuz durum bu. Onun için keseyi dikkatli kullanıp, dikkatli adım atarak dikkatli harcamalar ve akıllı yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bunun dışında zaten bu özellikle bu girişimin dışında yine pusuda bekleyen başka kartların da açılması olasılığı tabii, çok yüksek. Kesinlikle. Evet evet. Evet. Bunun için de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani bizi bekleyen sıkıntılar gitmedi, gitmeyecek de. Belki bugün Cumhuriyet Meydanı'nda ben de birazdan orada olacağım nasipse. Orada bu akşam duracağız. Hadi yarın bir deklarasyon yanacak il başkanları. Pazar günü bir yürüyüş yapacağız diyelim. Pazartesi de oradayız. 10 gün sonra, 15 gün, 1 ay neyse. İnsanlar evlerine gidecekler. Bu sıcak ortam, bu heyecan bu akşamki Cumhuriyet Meydanı'nda olduğu gibi olmayacak. Ama
milli birliğe mutabakata, birbirimize sevgiyle ölümüne sarılma bir ay sonra da ihtiyaç var. Bir yıl sonra da ihtiyaç var. İki yıl sonra da ihtiyaç var. Beş yıl sonra da ihtiyaç var. Yüz yıl sonra da ihtiyaç var. Bunu unutmaması lazım. Meydanda olanlar da olmayanlar da ve Türk insanının tamamını. Ve bu ülkeyi yönetenler en çok efendim. Tabii kesinlikle en büyük sorumluluk bu ülkeyi yönetenlerin doğru. Efendim. Yani evet. Bunu kesinlikle aklımızdan kesinlikle çıkarmamamız gerekiyor. Hatalar yapabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganı vardı bir önceki şeyde. Varıp... Önce ülkem diyordu. Önce Türkiye. Önce Türkiye diye her yıl evet önce Türkiye. İşte bugün geldiğimiz nokta önce Türkiye. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu da ve Sayın Bahçeli'yi de tabii ki iktidarı elbette ki sağduyuyla hareket etmek mecburiyetindedir. Hatta HDP milletvekilinin ismini hatırlayamıyorum şimdi. Ortak bildiriye imza attılar. Ben hepsini kutluyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle deklarasyonlarıyla, TRT'yi ziyaretleriyle Sayın Kılıçdaroğlu da hakikaten kendine düşeni yapmış ve CHP'lileri de her konuda uyarmış. Ve sağduyuyla yapılması gereken milli adımları deklare etmiş ve atılmasını da sağlamıştır. Çünkü burada küçük hesap bu parti bu parti demeden yapılması gerekenleri partimin lideri yapmıştır. Onun için bir kez daha buradan gururla söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensupları Kuvayi Milliye'den gelen milli birliğe her zamandan fazla ihtiyacımız olduğunu bilincinde olan ve onun için ölmeye hazır olan ruhtan gelen dedelerin çocuklarıdır. Bununla da gurur duyuyoruz. Her zaman da bu memleket için ölmeye hazırız. Teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı efendim. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Hayat Tekin konuğumuz oldu. Şimdi birçok şeyi konuştuk tabii ama unutmamamız gereken en önemli şey tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olarak ortak bir paydada buluşmayı başarabilmek. Bunun için yöneticilere çok iş düşüyor. Tabii ki bir toplumun gelişmesinin, büyümesinin yegane unsuru demokrasiyi tam manasıyla kavrayabilmesi, o varlığı kesinlikle içselleştirmesinden geçiyor. Müthiş bir tecrübe yaşadık 15 Temmuz gibi günü. Şimdi şu soruların cevabı da hala ortadayken, yani MİT'in Cumhurbaşkanını bilgilendirdiği, bilgilendiremediği, bunu zamanında öğrendiği, öğrenmediği gibi netleşir. Bu kadar hassas, yani bu ülkenin en tepesindeki insanın bile böylesine kontupiyede bırakıldığı bir iklimde, atmosferde çok daha dikkatli, çok daha sağduyulu, birbirimize dikkatli davranarak ve birbirimizden farklı olmadığımızı bilerek evet, iç içe geçmemiz gerekiyor ki ancak bunların üstesinden gelebilirim. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Hayat Bey, çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta büyük ihtimalle Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ı konuk edeceğiz. Bir sonraki hafta Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Erhan Usta'yı konuk edeceğiz. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz efendim. Onurlu ve gerçek bir insan olmayı başarabilme dileğiyle mutlu geceler diliyoruz efendim. İyi geceler efendim. O tat sürsene Samsun'un nabzını sundu.